Hocam zamanın ötesinde ya da durduğu bir yer var mı? Zamanın durduğu bir an veya bir zamanın ötesinde bir yer var mıdır? Şimdi zamanın ötesi çok ilginç bir soru sordun. Çünkü zamanın ötesi benim yıllardır benim kullandığım bir şeydir. Kendi iç alemim için zamanın ötesinde. Ben de hep öyle yazar. Çok kullanırsınız. Çok zamanın ötesinde Zaman bir... Zaman kelimesini de çok kullanıyorsunuz. Evet aynen öyle. Çünkü at benim diyor ya Allah. E, bizler ona aitiz. Şu konuşma yeteneğimiz varsa ona şükrederiz. Evet her şeyi çok Bakabilme şükür. yetim varsa, duyabilme yetim varsa ona şükür ederekten bunu yaşarız. Ama zamanın ötesinde duran bir şey yok. Sonsuz demek boşluk demek değildir. Yani uzay bir boşlukta, zaman sonsuzluk içerisinde bir boşlukta değildir. Bütün bütündür. Yani şöyle düşün, hmm. bir son vardır insan ve bütün mahlukatlar için. Buna biz ne diyoruz? Entropi yasası. Yani yaşayan varlıkların, yaşayan her canlının bir gün bitki ise çürümesi. Evet. İnsansa ölüm dediğimiz şeyin gerçekleşmesi. İstersen 2000 yıl yaşa ama 2000 yıl sonra ölüyorsun. Yani bir şeyin bir son var. sonu var. Evet. Şimdi sonun içindeki sondan bahsedemeyiz. Neden? Çünkü bilinçlerin kütlesi ağırlığı var mıdır? Yoktur. Bilinç altını. Şimdi bilincin ve bilinç altının kütlesi yoksa orada Tuğba gözünü kapat ve babacağızının, annenin senin o bilinç altında şu anda kotlanmış olan seni ilk kucaklarını senin o kalbinin hızla atıp sevgiyi hissettiğin ana git ve babanın sana tam yedi yaşındayken söylediği prensesim seni çok seviyorum dediği anı gözünü kapattığın anda bilincin zamanın dışına taşıp gider oraya. Ve görürsün. Bunu zaman zaman hissediyorum. Evet. Ve e, geçmişi hatırlamaya çalışırım ben Hı -hı. sık sık hocam. Hı -hı. Yani sürekli Hı -hı. böyle hafızamı tazelemeye Hı -hı. çalışırım. Çocukluğumu unutmamaya çalışırım. Yaşadığım şeyleri unutmamak adına. Mesela bir arkadaş topluluğunda lafınızı böyle İstat lütfen bırak. unutmayın. Hayır. Bir arkadaş topluluğunda konuştuğumuzda hep şunu söylüyorlar. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun? Yani 4 yaşındaki halini nasıl hatırlıyorsun? Oradaki bir anı nasıl hatırlıyorsun? Çünkü ben unutmamak adına. Mutlulukları hatırlar. Sürekli evet. Sürekli hatırlamaya çalışıyorum. Zorluyorum, zorluyorum kendimi böyle çok perişan etmeden. Zorluyorum ve hatırlıyorum. Unutmamak için de onları hep böyle zihnimde tutmaya çalışıyorum. Hı -hı. Güzel zamanları, güzel, güzel anları. Zamanları. Evet. Zaten işin sırrı orada. Güzel zamanları tutmakta fayda var. Hı -hı. Yani dünü bugüne taşımamak önemli ama dünü bugüne taşımamak demek çocukluğumuzu unutacağız anlamındaki o anı defterini unutacağız anlamındaki değil, güzel anları. Ama zamanın sonunda bir son yoktur. Zamanın sonunda bir sınır ve orada bir bitiş yoktur. Bu bütün melakut aleminin melekleri, dört büyük melek için de geçerli olsa son, bakın son onlar için de vardır. Cebrail Aleyhisselam için, Mikail Aleyhisselam, İsrafil, ölüm meleği için. Hepsi için vardır bir son. Ama zamanın kendisi ad benim diyor Allah. Zaman bil. Onu bizim aklımız, beynimiz, Matematiğimiz, kuantum bilgimiz bu dünyada yetmez. Kesinlikle, bir son evet. yoktur. Yani son kelimesi zaman için yoktur. Bir sınır kelimesi zaman için yoktur. Boşluk kelimesi zaman için değildir. Uzay bir boşluktadır değil ki Allah Teala ne diyor? Biz güneşi ve gezegenleri, etrafındakileri bir suyun içerisinde yüzdürürüz diyor. Yani suda yüzdürürüz. Şimdi ayette bu söylediği yerde bir son olmayan, bizim aklımızın yetmediği bir zaman tekamülünden bahsederiz. Ve oraya teslim oluruz. Senin biraz önce söylediğin, hocam siz ne söylerseniz, hani ben şu anda bu programın içerisinde tabii ki inanırım. Hani siz hoş geldiniz ve ben size saygı duyuyorum dediniz ya. Hı hı. İşte bu zaman, ad benim dediği Allah'a, yargısız, koşulsuz, boşluk olmayan, sonsuzluktan değil, sonu olmayan, bitişi olmayan, doğrulmayan ve sonu olmayan tek olan, tümü bir eden Allah'ı düşündüğün an gözlerin kapanır ve bütün sistemin kapanır sende. Tezahür edemeyiz yani onu. Zamanı da tezahür edemeyiz. Ama kendi zamanımız var burada. Bir zamanımızın sonu evet, var. Evet, uyumak zorunda olduğumuz. Nefesimizin sayısı belli. Doğum itibariyle. Kalbin atışı da belli doğum itibariyle. Kaç defa atacağıyla her şeyin bir, Nefis bak, bir matematik aynı öyle akıl ve matematiği burada kullanabiliriz Evet. dünyada ama bütün bir zamanda kullanamayız kesinlikle yani <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> Peki hocam kendi kendimize Şifa olabilir miyiz yani Hı -hı. herkesin e, bünyesinde o Şifa kavramı var mıdır onu ortaya çıkarabilir miyiz kendime Şifa olabilir miyim Hı -hı. kendi kendi mesela şöyle e, psikolojik olarak ben kendimi Şifa bulduğumu söyleyebilirim. Yani kendi kendime bir şifa o, yani şifa ne derler? Yarattığımı söyleyebilirim. Yani kendi kendime psikoloğu olduğumu söyleyebilirim zaman zaman. Bu çok güzel bir şey psikolojik olarak bir şifa sağlamak kendine. Ama tabii ki gerçek anlamda şifayı ben sağlayabilir miyim? Kendi kendimi iyileştirebilir miyim? Hem ruhsal hem bedenen hem fiziken her anlamda. Güzel bir soru tabii. Şimdi. Ee, günümüzde popüler olan şifa, günümüzde popüler olan şifalanma, ee, insanın kendini şifalandırabilme yetisi. Bunun için aracılara gerek duyulur mu, duyulmaz mı? Hı hı. Elbette ki e, Allah hiçbir şey boşa yaratmamıştır sevgili Tuba. Ama burada şunu anlamak lazım tabii ki, bir şekilde ya şafi dediğimiz, Şifa mahiyetinde. Evet. Bunu iyi idrak etmek lazım. Ya Şafi, ya Hafi, ya Kafi, ya Allah dediğimizde. Şifanın muhakkak ki Allah'tan geldiğini biliriz. Ama şifa dediğimizde bir örnek vermiştim hatırlıyorsan. Yatalak bir annesi için, ağır hasta olan bir hastası için doktorların umut vermediği ki en Allah bilir. Allah'ım sen, bak kalpten söylüyor, sen babamı annemi işte kim hastaysa bağışla bana dediğinde ya şafi makamında sen bağışla dediğinde Rabbim onun duasını icabet eder. Kalpten öyle bir söyler ki. Nasıl isteyeceğimizi bilmek önemli değil mi? Elbette. Bütün isteklerimiz yani daha doğrusu bütün muratlarımıza, bütün dualarımıza salavatla başlamak da kesinlikle önemlidir. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem Efendimiz'e bir salat-ı şerif okumamız gerekiyor. O salatı dile getirdikten sonra duayı murat haline getirmek lazım. Şimdi kurtuldu mu? 40 yaşında hani bir örnek vermiştim. 40 hı hı. yaşındasın. 20 yıl dünya zaman dilimine göre. 60 yaşına kadar o annesine bakacak ya da babasına ya da her kimse. Ama insan kelimesi unutandır ya. İsyan kökünden gelir ya isyan edecek. Gidemiyorum, gelemiyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Niye? Babama bakıyorum. Niye? Anneme bakıyorum. Niye? Şuna bakıyorum. Bu hastam var, şu hastam var diye. İyi de ya sen öyle bir kalpten ya şafi makamı istedin ki 20 yılda da 5. yıldan sonra kimse benim haricimde bakmıyor bu hastaya. Hep ben ilgileniyorum. 20 yılım gitti. 40 yaşındaydı. Evet, niye? O kardeşim bakmadı niye evet, bu bakmadı? Aynen öyle. 60 yaşına kadar ben baktım şu anda 60'ıma geldim diye şikayetleniyorsun bir de. Şimdi şifa kelimesi de işte insanda böyle işler. Yani hayra konuşacaksan konuş konuşmayacaksan sus dediği yerde hayır dışarıya doğrudan ziyade içeri doğrudur. O içeri doğru cihattır aslında şifa. Şimdi sen eğer kendine karşı hayırlı konuşmuyorsan zaten bu şu demek değil. Bütün para bana geliyor, bütün güzellik bana geliyor, bütün her gün sevgi bana geliyor diye kodlamalar değil. Böyle bir kodlama olmaz. Bu akıl ve bilincin karma karışık zihinden, dilden çıkardığı bir şeydir. Ben daha derinden bahsediyorum kapalı bir zikirden bahsediyorum. Kalbe aşağıya eğilip kalbe seslenmekten bahsediyorum. Kendine konuşurken kendi kendine tüylerinin diken diken olmasından bahsediyorum şifada. Bunu yapabiliyorsan kendini şifalandırırsın. Böyle kendini ağlatıyorsan, kendine sesleniyorsan, ey kalbim. Allah'ın adıyla. Allah'ın adı ile. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dediğin zaman kendini titretiyorsan isteyip de İç alemine seslenebiliyorsan... O büyük cihadını... Nefret kin... Gıybet, dedikodu, hasetlik duygun... O kalpte yoksa... Mutmain... Mutmain... Bir şekilde siretten... Sıfata geçen makamdır. Nefs mertebelerinde... Nefsi mutmainde... Bak ne oldu? Nefsi mutmain çok önemli. Burada, şifada. Nefsi mutmainde... Siretten... Sıfata geçiyorsun, sıfatı da melek oluyor. Melek gibi insan. Melek yüzlü insan. Melek gibi bir kalbi var. Deyimi, mutmain olan kalp hem kendini şifalandırır. Çünkü onun barış, sevgi, huzur, niyilsiz nedensiz sevmekten başka bir gayreti olmaz zaten. İşte hem kendini şifalandırır sevgili Tuğba. Hem de başkalarını şifalandırır. Peki sualim şu. Senin kalbinde nefret varsa, hasetlik varsa, kıskançlık varsa, fitne fesatlık varsa, sen eğer sana verilen kıymeti bilmeyecek kadar bir kalbinde ve zahirdeki gözünde körlük varsa, iki dakikada herkesin arkasından konuşup insanları birbirine düşürüyorsan, parayı, şanı, şöhreti her şeyin önünde alabilmek için başkalarını ezebiliyorsan, sana verilmiş olan bir şeyin kıymetini bilmiyorsan. Kusura bakma. Orada var ya. Dedim ya öfke değil. Celalliğim çıkar. Celalliğim Zülfikar'a döner. Zülfikar'ım Gülistan'a döner. Ama o gülün dikenini ona batırırım. Bak gülün dikenini ona batırırım kendine gelmesi için. Çünkü öyle insanlar düşün bakalım şifa veriyorlar. Bak kılıcı değil. Öfkeyi çevirdim hı, hı öfkeyi. Ama cesaretim oldu değil mi? Cesaretimi de Zülfikar'a çevirdim. Zülfikar'ımı da Gülistan'a çevirdim ama o gülün kendini ona batırırım. Piyasada da kendinde daha halledemeyen insanlar bunları. Evet, kendine hayrı olmayan insanlar başkalarına hayır sağlamaya çalışıyor. Lütfen. Ve bazı kimselerde maalesef böyle çok zor durumda artık çıkış yolu arayan insanlar, öyle saf, iyi niyetli insanlar da birilerinden medet umuyor. İşte ben burada uyarıyorum. Bakın ben bende halledemediğim bir şey için bir başkasına yardımcı olamam. Kendim için de geçerli. 3-5 kelime öğrenip yine başkasına faydalı olamam. Sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Kendi kendime psikoloğu olabilirim dedim. Psikoloji sooloji'den geliyor. Sooloji de ruh bilimi demek zaten. Evet. Yani bugün bütün psikologlar, bağ evet, psikologların biz psikoloji diyoruz. Psikolog diyoruz. Hani kriminal ben de okuduğum için söylüyorum. Evet. Şimdi Psikolojide ruh bilimi zaten. Ruha hitap edebilmem için önce kendi ruhumla bir denk olmam lazım. Özüm, özgünlüğüm, özgürlüğüm bir bir olması lazım. Bendeki parçalanmış tümü bir ediyor olmam lazım. La ilahe illallah dediğim zaman benim önce tüylerim diken diken olması lazım. Evet, önce benim hissetmem lazım. Önce kendinden başlar insan. Şimdi ben buradaki problemleri halletmemişim, bunu halletmemişim, bunu halletmemişim, bunu halletmemişim. Sonra evli çiftleri alıyorum ben. Sen şunu yap, sen bunu yap. Sen böyle düşün, sen böyle konuşuyorum evli çiftleri. Ben bende aşamadıklarımı bir başkalarına akıl veremem evliliklerinde. Ben bende yapamadığımı gidip bir başkasına da konuşamam. Ben daha kendi öfkemi kontrol edemediğim yerde gelip de nefes teknikleriyle öfke problemlerinizi nefesle aşabilirsiniz diyemem. Bu doğru değil. Yapan hmm. var mı? Var. Çok. Peki yapsınlar mı? Yapsınlar canım. Bunun bir yasası, bir kanunu yok. Evet. Ama eninde sonunda insanlar şunu anlayacaklar. Sevgiden başka yolumuz yok. O mutmain kalp olmadıkça, o semavat geçişi dediğimiz kalbe ulaşmadıkça... ...yakıcı, yıkıcı, bunaltıcı, bayıltıcı dediğim kalp makamında... ...kendin yıkılmadan, bayılmadan, yanmadan... Bunu yaşamadıkça, o kalbin asla mutmain olmadıkça sen şifa verdiğini zannederken sevgili Tuğba, başkalarına hizmet ettiğinin farkına varmıyorsun. Başka varlıklar. Yani cinler aleminden bahsediyor. Evet. Onların aspirin gibi böyle biraz tedavileri olur, sonra yamulurlar. Yine her şey kötüye gider. Öyle çok kolay değildir yani. Ya Şafi demek. Bunun için bile bir makam gerekiyor. Ama çok kolay tüketiyoruz. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri çok güzel bu seneyi yani 2024 ile ilgili bizim cifirle çıkardığımız bazı hesaplamalarla söylediği şeylerden 2023 ve 2024 ve sonrasında bu metafiziksel olaylar çok artacağını yani bunlara eğilimler, maddenin ötesine olan meraklar, Hatta cinlerle olan irtibatların artacağını söylüyor Muhyiddin İbn hmm. Bakın net. Ki öyle de oluyor. Öyle de Oraya oluyor. doğru gidiyoruz. Aynen öyle. Burada insanoğluna şunu söylemek istiyorum. Ya Allah rızası için bir sekine olun. Sekine durumuna geç Ne Sakin. demek sekine Sakin olmak. Sakin. Dörtlü üçünüz su. O kızıl denizinizi bir sakinleştirin. İrade asanızı çıkarın. Bakın buradan senin programdan tavsiye şifa için. İrade asanızı çıkarın. Omurganızı düzeltin yani. Deriz ya omurgasız. Omurganızı bir düzeltin. Sekin ol. Dörtlü üçü suyunuz şöyle bir sakinleşsin. Sonrasında irade asası Hazreti Musa'nın Kızıldeniz yardığı asa gibi sen de irade asanı çıkar. Vücudunun dörtlü üçü suyu Kızıldeniz'miş gibi şöyle bir yer. Sonra düşün. Niye düşün? Zehirlerini senden gitmesini istediklerini, senin bildiğin karanlık taraflarını, yalanlarını, hilelerini, fesatlığını, kıskançlığını, insanları parçalamak için fitne fesat soktuğun her şey. Yani insanın kendinde bildiği ne kadar kötülüğü varsa karanlığı bir yüzleş aynı anda. Sonra o irade Hasan'la Allah'ın adıyla vur dediği anda Hazreti Musa'ya üç defa vurup su yarılmadı ama ya Musa sen asa adam olduğunu sanırsın hikmetin dediğinde, hikmet Allah'tandır. Sen de Allah'ın adıyla vur dediğinde nasıl yarıldıysa, sen de Allah'ın adını kendinde, kalbinde hissederek o tüylerin diken diken yar o denizini, zihni firavununu o suyun içinde boğ. Bütün o beynindeki, beyin omurilik sıvısı içerisinde, o üçüncü göze çok meraklı olduğun yerdeki bütün varlıkları, yani şeytanın bütün ordusunu, o firavunun bütün ordusunu o suyun içinde bırak. Sonra aşağıya semavatından arzına in. Muhammed'i bilinçle. O kalp motmayin olsun. Nefsi safiyeye gelsin. Yani zehirli bir yılanı bile eline nefsi safiyede olan bir bebek tutar. Yılan onu sokmaz. Çünkü kodu yoktur onda. Kodu olmadığı için bebekte yılan o kodu alamadığından dolayı sokmaz onu. İşte sen de öyle bir nefsi safiyeye gel dokunduğun yer şifalansın. Çok ya, inanılmaz. <laughs> Öyle çok kolay değildir işte. Evet. Ama gayret göstereceğiz. Kesinlikle. <laughs>